Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim, görmüş olduğunuz gibi. Dersim bitti. Şimdi Yaren'e kırtasiyeden test kitabı alacağım. WhatsApp'tan atmıştı bana. Oradan da BİM'e vuracağım. Hem ekmek alacağım hem de bugün bakayım neler geldi. 2 haftadır gitmiyorum aktüellere. Öyle ekmek alıp eşim de öğlene kadar evde güzel kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltımızı yapacağız. Son günümü tamamladım. Artık sınav tarihi belli olunca çağıracaklar, bakalım hakkımızda hayırlısı. Bugün hava gayet güzel. Şimdi can kırtasiyeye geldim, bakalım inşallah burada vardır. İkincisi orada yokmuş, ileride bir kırtasiye var dediler. İsmi neydi? Pusulaydı sanırım. Oraya bakacağım, onu da alayım. Ay hava çok güzel ya, hep böyle kalsa. Vallahi billah, ama tabii ki yağışlar, hiçbir yerde yağış yok. İnşallah böyle bol bereketli yağışlarımız olur arkadaşlar. Gidelim bakalım. BİM'de görüşürüz inşallah. Bir şeyler kaldıysa tabii. Şimdi BİM'e geldim. Şöyle tefalin tavası kalmış. 24 santim ama bana çok küçük geldi. Bir de 80 TL sanırım fiyatı. Çok güzel ama ufak biraz. Bayağı da pahalanmış zaten. Şöyle ortopedik yastıklar gelmiş. Paşa Bahçe'nin meşrubat bardakları gelmiş. Üçlü. Ne kadarmış? 11.90. Lav'ın yine her zamanki gibi saklama kapları var. Cam. Bunlar da çok güzel. 7.90, 7.5, 9.95, 11.90. Böyle balık tavası gelmiş. Daha doğrusu balık tepsisi. Granit gibi çok güzelmiş bu da. 70 TL. Şöyle karnıyarık tenceresi gelmiş. 80 TL. Sütlükler gelmiş. 19 TL. Bunlar güzel oluyor. Bir ara ben bayağı bir alıyordum. Bir de böyle kaşıklıklar gelmiş. 5 TL. Oraya da bakayım. Şöyle bu şekilde bereler gelmiş, 10 TL. Bunlar da çok güzel, bakın renkleri var. Ve şöyle arka tarafta çekeceğim, dur geliyorum. Şöyle pomponsuz olanlar var. Bunlar da güzel. Kadife çoraplar güzelmiş, bunlar da 9 TL arkadaşlar. Bu sefer hep böyle şeyler gelmiş. Yine çarşaflar gelmiş, lastikli Soleil'in. Bu neymiş? Erkek bere. 9.95. Şu vardı sanırım daha önce. Filtre kahve makinesi. Bir de böyle post gelmiş. Çocuklar için atkı eldiven setleri gelmiş. 19 TL. Şal gelmiş. 8 TL. Ve tabii ki de dertsiz masa örtüsü. Ne kadarmış? 27.90. Bir de şunları da çek dedi arkadaş. Böyle yorgan gelmiş desenli. 70 TL. Battaniyeler 50 TL. Güzelmişler ama. Ay kaydı. Bir de ne gelmiş? Böyle bir çelik tencere seti gelmiş. Güzele benziyor. Bu da 279 TL. Şurada da bambular var. Onlara bakacağım şimdi. O bambulara bakayım. Oradan gideyim yavaş yavaş. Öğleden sonra sebze alışverişi için çıkmam lazım. Biliyorsunuz yasak var. Bir iki eksiğim var. Onları alırım artık. Sabahlık falan varmış 70 TL'ye. Bakın benim aldığım kaşıkları soranlar vardı. 60 TL. Bunlar da geçen haftalardan kalanlar. Şunlar çok güzel. Bakın fiyatı düşmüş. 100 TL'ye düşmüş. Aslında güzel. Günlüğe ama her şeyle uymaz değil mi? Alsam mı diye düşündüm ama. Bunlar da düşmüş. Bakın 25 TL'den 19 TL'ye düşmüş pasta setleri. Ve Kütahya'nın 18 parça. Bu sanırım geçen haftadan. Yemek takımı 149 TL. Şu kuşlu falan geçen hafta gelmişti. Arkada tepsi var. Böyle bakalım. Şimdi yavaştan yavaştan gidelim. Bakın bir de böyle bambular gelmiş. 7 TL. Vallahi bilmiyorum, bakabileceğimi zannetmiyorum. O yüzden de almayı düşünmüyorum. Bakalım. Şu çiçek açmış sanki. Ben eve geldim arkadaşlar. Eşim ben gelmeden çayı demlemiş. Çayımız kaynıyor. Hızlı bir şekilde kahvaltılıklarımı kestim. Dün akşam gerçekten bu börek kızartınca kıtır kıtır çok güzel olmuştu. O yüzden buzluğa atmadım. Şimdi bunu kahvaltıya kızartıyorum. Kahvaltılıklarımızı çıkardım. Domates, salata da çıkardım. Başka bir şey yapmayacağım. Kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltıdan sonra inşallah tekrar görüşürüz diyorum. Şimdi arkadaşlar bulaşık makinesini çalıştırdım. Eşimi gönderdim. Malum börek kızarttım. Dün akşam temizlemiştim ama yine de böyle geç saatte temizlediğim için çok içime sinmedi. Şimdi güzel bunları yıkayayım. Yedek su istedik. İçme suyu, onu bekliyorum.
O geldikten sonra dışarı çıkacağım. Bugün güzel varsa balık alacağım. Bugünkü menümüz balık olacak. Malum sokağa çıkma yasağı olacak. Türkiye genelinde. Valla bilmiyorum, aranızda belki benim gibi bilenler vardır, bilmeyenler de vardır. Ben bugün BİM'e gittim. Oradaki arkadaşa sordum. Hani dedim, marketler kimisi açık diyor, kimisi kapalı diyor. Abla dedi, evinizin güzergahındaki markete gidebilirsiniz. Saat 10'da açılıyormuş. Akşam 5'e kadarmış arkadaşlar. Eğer benim gibi bilmeyenler varsa, ben bugün öğrendim. Daha doğrusu bugün öğrendim derken Barış bana söyledi de, yok ya yanlışım vardır falan dedim eşime. Halbuki babam da dün söylemişti. Şimdi bunu Ankara'dan almıştım biliyorsunuz. İkili banyoda kullananla beraber ikisi 20 TL'ydi. Mutfak olanı çok seneler önce kullanmıştım. Allah var, epeydir kullanmıyordum. Ben yağ çözü çok sık değiştiririm arkadaşlar. Yani ben de sürekli aynı yağ çözü göremezsiniz. Bu sefer uygun olunca bunu aldım. Bir de bunu deneyeyim dedim. Şöyle bol sıktım. Aslında balık yapacağım. Unuttum ben onu. Gerçekten balık yapacağım. Niye böyle detaylı temizlemeye girdim? Neyse, küçük tüpe bakacağım. Küçük tüp yeterliyse balığı onda yaparız. Yoksa tekrar sileceğiz. Şimdi güzel bir şekilde temizleyeyim. Suyum gelsin. Su geldikten sonra da hızlı bir şekilde bugün dışarı işlerimi halledeceğim. Söylediğim gibi balık bakacağım. Meyvem, sebzem eksik. Onlardan da biraz almam lazım. Ne kadar marketler açık olsa da hafta sonu çıkmayız diye düşünüyorum. İşlerimi ayarladım, çıktım arkadaşlar. Jet hızıyla evi falan süpürdüm. Bir tek toz alma falan kaldı, onu Yaren yapacaktı. Şöyle balığımı aldım. Aslında evdekiler hamsi istemişti ama bugün hamsiyi çok beğenmedim niyeyse. Kilosu 10 TL'ydi. Kilosu 25 TL'ye ben istavrit aldım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Yunus Market'e gideceğim. Eksiklerimi alacağım, ekmek falan da alacağım. Süt falan da böyle hiç kapalı sütüm yok. Ondan sonra da eve geçeceğim. Balığı ayıklarım. Eşim gelene kadar dinlenirim. Ama şimdi ne yapıyoruz? Hep beraber markete gidiyoruz. Ben markete geldim. Benim arabamda da hep böyle eldiven oluyor. Tövbe yarabbim. Şöyle balığımı koyayım. İçerisi biraz kalabalık gibi. Malum yasak olduğu için herhalde herkes akın etmiş. Normalde bu kadar kalabalık olmaz ama. Ben hızlıca alacaklarımı alayım. Tabii buradan geçebilirsem. Ondan sonra da eve geçelim bakalım. Var da ilk olarak şöyle kuru soğan alayım. 2.45'miş. Şöyle eldiven de alalım. Poşet de alalım ve seçelim bakalım. Şöyle Yarenciğime brokoli alayım ama şunu alayım bir tane. Valla ne kadar kalabalık, tövbe yarabbim. Herkes, marketler kapalı olacak sanıyor herhalde. Alacaklarımı aldım. Şimdi kasaya doğru gidiyorum. Evime gidiyorum, hemen balığı ayıklayacağım. Marketten şimdi geldim arkadaşlar. Bu aldıklarım 80 TL'ye tuttu. Çok eksiğim yoktu. Sadece bir iki tane sebze ve meyve için gittim. Sütüm yoktu bir de. Buzlukta hiç tavuğum kalmamıştı. Şöyle göğüs aldım. Kilosu 16.50'ymiş. Benim aldığım 15.74 tutmuş. Böyle başlayayım. Çeri domates aldım. 6.21 tutmuş. 11.5 liraydı kilosu arkadaşlar. Balık yapacağım için rokayla tere aldım. İkisi 2.90 tuttu. Soğanın bir iki tane kalmıştı. Kilosu 2.45'miş. Benim aldığım 4.20 tutmuş. Soğan aldım. Brokoli aldım. Bizim evde çok sevilir.
Özellikle Yaren çok seviyor. Kilosu 10 liraydı. Benim aldığım 6.47 tuttu. Mandalin biraz vardı. Biraz daha aldım. 5 TL'ydi. 7.80 tutmuş. Bu aralar çavdar ekmeği yiyoruz. 3.95 çavdar ekmeği. Buzlukta da ekmeğim var. O yüzden abartılı almadım. Limon 3.95'miş benim aldığım. 1.99 tutmuş. Şöyle kırmızı lahana aldım. 3.36 tutmuş. Ben böyle Amasya elması ufak ufak çok severim. Kilosu 7 TL'ymiş benim aldığım. 4.69 tutmuş. Böyle birazcık aldım. Sütlerin tanesi 5 TL'ydi. 2 tane Sütaş'ın sütünü aldım. Bir tane şöyle makyaj temizleme pamuğu aldım. Bitmişti. Aldıklarım bu şekilde. Söylediğim gibi çok alacağım yoktu. Dün yoğurt falan almıştım arkadaşlar. Bugün bilmiyorum, ekmek kuyruğu falan bir görseniz, torbalarla ekmek alıyor insanlar. Hani marketler 5'e kadar açık dendi ama bilmiyorum, insanlarda bir ister istemez bir endişe, bir korku oldu sanırım. Bu da kötü, her taraf kalabalık. Marketi ilk defa bu kadar kalabalık gördüm, inanın. Ve ne aldım? Hamsi diye gittim, istavrit aldım. Yaren hamsi istemişti. Hamsinin kilosu 10 TL'ydi ama çok küçüktü. Karadeniz hamsisiydi ama şimdi dedim onu ayıklaması etmesi uzun sürer. İstavritin kilosu 25 TL'ydi. Ben istavriti, çinokopu acayip severim. Çinokop 50 TL'ydi. Bu sefer istavriti aldım. Şimdi bunu güzel bir şekilde ayıklayacağım ama ondan önce bunları yerlerine yerleştireceğim. Şimdi ayıracağım. İçinde kaç tane var bakacağım. Ona göre ya ikiye böleceğim. Buzdolabı poşetine koyup buzluğa atacağım. Cam falan sebzeye hiç girmedim. Dolapta sadece ıspanağım var. Bir de karnabaharım var. Yarın o ıspanağı da halletmem lazım inşallah. O zaman bunları yerleştireyim. Birazdan tekrar görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar, hemencecik şöyle mis gibi bol sarımsaklı acılı tarhana çorbası yaptım. Vallahi bilmiyorum, çorba canım istediğinde direkt tarhana yapmak istiyorum. Aslında epeydir mercimek de yapmamıştım ama şöyle bol acılı turşuyla yeriz diye düşündüm. Beni bilenler biliyor artık, aslında balığın önüne çorba yapmam ama bugün acayip bir çorba içesim geldi. Kaynadı, şimdi altını kapatacağım. Ben 2 dakika çöp atmaya gideceğim. Aslında çöpümüz sabah atılıyor. Malum balık kafaları olunca kesinlikle evde tutmuyorum. Şimdi çöp atacağım. Biz böyle çorbayı bayağı bir kıvamlı seviyoruz. Eşim de bir 15 dakikaya kadar gelir. Çorbam hazır arkadaşlar. Sarımsağını, her şeyini kattım zaten. Şöyle kapağını kapatalım. 2 dakika çöpe gidip gelelim bakalım. Tabii çöpe gitmeden bunları da halletmem gerekiyor ama ilk çöpümü dökeyim. Ondan sonra bunları güzel yerlerine yerleştireyim. Dün akşam makinem bozuldu zannettim. Bir baktım şunlar falan hep böyle lekeli çıkmış. Allah Allah, hayır olsun dedim. Meğersem yıkama yerine basmamışım, durulama yerine basmışım. O da deterjanı falan da almamış. Çok şükür böyle ışıl ışıl oldu arkadaşlar. Valla makinemden memnunum. Bir 10 senedir falan kullanıyorum. Şükürler olsun. Öyle bakalım, bunlar şimdi süzülsün. Çöpe atıp geleyim ben. Bu işlemde tamam, gidebiliriz. Oo, kısa kollu çıktım bir an. Bayağı serinmiş. Evet arkadaşlar, saatler sonra telefonu elime aldım. Sesimin, görüntümün artık kusuruna bakmayın diyorum. Aslında videom hazırdı. Dedim çekmesem, atmasam ama sonra dedim ki çek yeşim, çünkü duanıza ihtiyacımız var. Sizlerden dua istemek için bugünkü videoyu tamamlama kararı aldım. Yoksa bırakacaktım. Valla dün size bahsetmiştim. Ablam rahatsızdı. Ben bugün hiçbir şekilde ablama ulaşamadım. Çekimlerimi falan yaptım. Hatta balığı falan ayıkladım. O esnada ayıklarken aradım. Yok, hiçbir şekilde ulaşamadım. Sonra anladım herhalde, dedim iş yerinde çalışıyor. Onların iş yerinde telefon dolaplarında duruyor. Hiçbir şekilde ellemiyorlar. Anca böyle aralarda alıyorlar. Sonra baktım ablam arıyor, bir heyecanlandım. Hemen açtım. Abla ne yaptın falan. Test yapıldı yeşim ama dedi. Her yerim ağrıyor dedi. Daha sonuçlarımı almadım. Yalnız dedi, benim gripim de biliyorsun çok ağır geçiyor dedi. Artık grip mi ne olduğunu bilmiyorum falan. Ben de dedim abla, bir anlattığına göre belirtilerin Covid belirtileri ama inşallah değildir. Öyleyse de dedim Allah'ım inşallah hafif atlatmayı nasip etsin. Biz böyle konuştuk ettik. Ondan sonra erkek kardeşim aradı. Erkek kardeşimi eniştem aramış. Ablam yazık bize haber verememiş. Ablamın maalesef testinin pozitif çıktığını öğrendik arkadaşlar. O an tabii ki çok üzüldük. Yani bunu yaşayan birçok arkadaşım var aranızda. Eşinden, annesinden, babasından, kız kardeşinden falan beni çok iyi anlarlar tabii ki. Ben de sizleri şu an çok iyi anladım. Gerçekten çok kötü oldum. Ama sonra dedim ki dua, yani duadan başka elden bir şey gelmiyor. Allah'ın beterinden saklasın.
En azından dedim şükürler olsun ki evinde geçirecek, hastanelik olmadı. Zaten bugün çalışıyordu ama zor çalışmış, yani gerçekten çok zorlanmış. Şöyle de bir şey var. Annemle babam bilmiyor. Şimdi bazı arkadaşlar, ben bir kere böyle bir şeyi paylaştım, annem bilmiyor diyorsun ama burada vlog çekiyorsun, hani kulağına gitmez mi diyorsunuz. Hiçbir şekilde annem bizim vloglarımızı izlemiyor zaten. Yakın çevremizdekiler de annem bilmiyor dedikten sonra hiçbir şekilde anneme zaten haber vermiyorlar. Birkaç gün sonra tabii ki de anneme babama söyleyeceğiz. Şu an sadece anneme söylemememizin sebebi çok fazla üzülmemesi. Dayımın çünkü hastalığının şokunu daha yeni atlattı. Çok ağladı, çok üzüldü. O yüzden söylemiyoruz. Yoksa tabii ki de söyleyeceğiz. Çünkü ablam evde atlatıyor, yani şu an evinde karantinada. İş yerindeyken öğrenmiş. Ondan sonra işte işlemleri gerçekleştirildi. Ambulansla eve bırakıldı. Eniştem kalp hastası. Ona da ayrı üzüldüm. İnşallah ona geçmez. İşte enişteme hemen aradım. Plastik tabak çanak almasını söyledim. Hemen zaten Allah razı olsun, ablam gelmeden yatağını, her şeyini ayarladı. Ablamın da henüz daha ilaçları gelmedi. İnşallah ilaçları gelirse ağrıları geçer diye dua ediyorum. Çok ağrıları var. O yüzden sizlerden de dua istiyorum. Ablamla birlikte bu hastalığı çeken herkesin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Allah'ım şifalar versin. Biliyorsunuz buradan işte eşim rahatsız diyen, ben Covid oldum diyen bir sürü arkadaşıma dua istedim. Şimdi de kendimiz için, ablam için dua istiyorum. Çünkü biliyorum aranızda ablamı çok seven bir sürü arkadaşımız, dostumuz var. Yer gökte duayla buna çok çok inanıyorum. İnşallah Edoş'la da konuştuk az önce. O da diyor Yeşim abla hiç canını sıkma. Ben de çok kötüydüm biliyorsun. Seda da çok kötüydü. 4-5 günden sonra yavaş yavaş vücut kendini toparlamaya başlıyor. Ağrılar geçiyor diyor. Birçok arkadaşımın da öyle oldu. Ama ablamın da öyle olacak. Böyle arkadaşlar, sırf dua istemek için inanın tekrar telefonu elime aldım. Dualarınızı eksik etmeyin. En kısa zamanda inşallah ablam sağlığına kavuşur diyorum. Beni de artık evde olduğu için yatağında bol bol izleme şansı olur. Buradan ablacığımı öpüyorum. Dualarım onunla, elimden hiçbir şey gelmiyor. Zonguldak'ta olsam da yine elimden bir şey gelmez. Ama en azından ne bileyim bir çorbasını yapardım, kapısına bırakırdım. Allah razı olsun, Elif'le kardeşim zaten onu yapacaklar. Ablam zaten biliyorsunuz başından beri pandemi servisinde çalışıyordu. Yine de Allah korudu, bu zamana kadar olmadı. Yani bu zamana kadar olmaması bile bence bir mucizeydi gerçekten. Maalesef olacakmış, olacakla öleceği hiçbir zaman çare olmuyor. Kurban olduğum Allah şifalar versin diyorum. Sizler de dualarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah güzel haberlerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.